Herkese merhaba. Aralık ayında okuduğum kitaplar videosu ile karşınızdayım. Bakalım ben Aralık ayında hangi kitapları okudum? Hangilerinden çok etkilendim? Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir bakalım. Evet, ilk olarak devrim zamanı Rusya'ya gidiyoruz. Yeni mezun olmuş, gencecik bir doktor bir kasabaya tayini çıkıyor. Öyle bir kasaba ki, şehir hayatından o kadar farklı ki, böyle ücra bir yerde. Halk kendi gelenek ve göreneklerini devam ettirmeye çalışıyor. Bazı batıl inançları var. Bizim genç doktorumuz da şehir hayatından bu kasabaya geldiği zaman tabii ki bir bocalama dönemi geçiriyor. Hem yeni mezun, öğrendiklerini uygulamak istiyor, idealleri var, en iyi şekilde doktorluğunu yapmak istiyor. Hem de şehir hayatından bu kadar farklı kasabadaki insanlara, yaşam biçimine alışmaya çalışıyor. Mihail Bulgakov, genç bir doktorun anıları. 9 bölümden oluşuyor, 9 kısa bölümden oluşuyor. Ama her bölümde sizi etkileyecek bir şeyler mutlaka bulacağınıza eminim. Ben de öyle oldu. Hem genç doktorla beraber kasabaya alışmaya siz de çalışıyorsunuz. Hem de kasaba halkının inanışlarını, hayata bakışlarını gördüğünüz zaman, şehir hayatından ne kadar kopuk olduklarını gördüğünüz zaman da içinizde böyle bir burukluk oluyor. Bulgakov'la tanışma kitabınız olabilir. Eğer daha önce okumadıysanız Bulgakov, genç bir doktorun anıları. Hem çok kolay bir dille yazılmış, çok rahat okunuyor. Dediğim gibi 9 tane kısa bölümden oluşuyor. Hem de yazarı tanımak adına, yazarın diğer kitaplarına böyle bir başlangıç olması açısından genç bir doktorun anılarını tavsiye ediyorum. Aralık ayında beni en fazla zorlayan kitap Paris Köylüsü oldu. Paris Köylüsü ilk defa 1926 yılında okuyucusuyla buluşmuş ve sonrasında 91 yıl sonra Yapı Kredi Yayınları Türk okurlarıyla da Paris Köylüsü'nü buluşturmuş. Gerçek üstücülüğün öncü metinlerinden kabul edilen bir kitap bu kitap. Gerçekten çok zorlandım. Birkaç kere geri dönüşler yapmak zorunda kaldım. Kitap çok akıcı gidiyor diyelim, okurken böyle hissettim. Gayet akıcı gidiyor. Sonra bakıyorum hiçbir şey anlamamışım. Tekrar geriye dönmek, tekrar baştan başlamak zorunda kaldım. Çok büyük mücadele ettim bu kitabı okurken. Bu kitapta belirli bir kurguyu takip etmiyorsunuz. Kitap genel olarak varoluşun toplumdaki etkilerini anlatmaya çalışıyor. İşte doğa ya da yapılan yapılardaki o varoluşun etkilerini sürrealist bir şekilde anlatıyor. Gerçekten çok zorlandığım bir metin oldu Paris Köylüsü. Eğer zor metinler okumayı seviyorsanız, o cümlelerin anlamlarını uzun uzun düşünmek istiyorsanız, buna ciddi vakit ayırmak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir kitap. Ama kitap okumaya yeni başladıysanız, edebiyatla yeni yeni tanışıyorsanız, yeni yeni böyle ucundan ilerlemeye çalışıyorsanız Paris Köylüsü'nü sevmeyebilirsiniz. Onun için aklınızda bulunsun. Eğer ben bir kitap okuyayım, beni zorlasın, mücadele edeyim diyenler varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Ama daha zaten yeni kitap okumaya başladım, yeni yeni böyle bir alışkanlık kazanmaya çalışıyorum diyenler varsa da Paris Köylüsü'nü yine listelerine alsınlar ama biraz daha okumak için beklesinler. Aralık ayında çok büyük bir keyifle okuduğum kitap Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kitabı oldu. Gerçekten elimden bırakamadan okudum. Hem bazı yerlerinde gülümsedim, hem bazı yerlerinde hüzünlendim. Çok ama çok güzel bir yolculuktu. 1900'lü yılların başında İstanbul'dayız bu kitapta ve bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpacak haberleriyle herkes telaş içinde. Komşular birbirleriyle konuşuyor, işte gazeteler yazıyor, kuyruklu yıldız çarpacak, kıyamet kopacak. Herkeste bir panik havası ve o panik havasını okurken o komşuların, İstanbul'dakilerin birbirleriyle konuşmaları, diyalogları yer yer beni güldürdü gerçekten. Çünkü öyle senaryolar yazdılar ki bu kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasıyla ilgili, işte sakalı varmış, elleri kolları varmış, şöyle olacak, böyle olacak diye, çok keyifliydi. Kitabın ana karakteri İrfan Bey. İrfan Bey'i takip ediyoruz.
genç birisi bilim, felsefe, matematikle ilgileniyor. Bununla ilgili yazılar yazıyor. Araştırmaya meraklı bir genç İrfan Bey. Ama kadınlarla ilişkisinde problemler yaşıyor. Ve bu problemler de onda zamanla böyle kadın düşmanlığına kadar gidiyor. Kadınlara düşman yazılar yazmaya başlıyor. Aslında iki kurguyu birden takip ediyoruz, iç içe girmiş. Bir yanda işte bir panik havası, kıyamet mi kopacak, kuyruklu yıldız çarpacak. Bir yandan da İrfan Bey'in hem bu konuyla ilgili düşüncelerini, araştırmalarını, hem de onun özel hayatındaki gelişmeleri okuyoruz. O dönemin toplumunu, ekonomik durumunu, insanların hayata, dünyaya bakış açılarını görmek açısından çok kıymetli bir eser. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Ben okumayan herkese tavsiye ediyorum. Türk Edebiyatı okuma listelerinizde mutlaka olsun. Her ay bir tane ekleyin ve nereden başlayacağız Türk Edebiyatı okumaya, nasıl gideceğiz diye düşünüyorsanız da Türk Edebiyatı Klasikleri serisi Türkiye İş Bankası yayınlarından okuyucusuyla buluşmaya başladı. O seriyi takip edebilirsiniz. Birinci kitabından başlayıp her ay 2-3 diye devam edip Türk Edebiyatı'nın seçkin eserlerini okuma şansınız da olur. Ama işte bu ay okuduğum en güzel, beni en etkileyen kitaplardan bir tanesi Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç oldu. Eğer okumayan dostlarım varsa mutlaka okuma listelerinize ekleyin. Övgülerle bahsedilen bir başka kitapta Kağıt Ev Jaguar kitaptan aldım. Bunu Carlos Maria Dominguez'in kitabı. Kitabın arka kapağı çok etkileyici. Şöyle diyor: kitaplara, okumaya ve aşka dair bir kitap. Kalın ciltlerin arasında saklanacak bir mücevher diyor bu kitap için. Gerçekten de öyle. Kısa bir kitap ama kitap sevgisini, kitap aşkını, okuyucuyla kitaplar arasındaki bağı en güzel anlatan kitaplardan bir tanesi. Gerçekten de böyle bir mücevher niteliğinde. Eğer kitap okumayı seviyorsanız, kitaplarla aranız iyiyse bu kitabı elinizden bırakamadan okuyacağınıza eminim. Kitap sevgisinin, kitaplarla bağ kurmanın ne boyutlara gittiğini şaşırarak okudum burada. Gerçekten ben de kitapları çok seviyorum. Ben de kıymetli kitaplardan bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorum kendime ama buradaki kitap aşkını gördüğüm zaman, buradaki o kütüphane düzenlemesini gördüğüm zaman hem çok şaşırdım hem gülümsedim. Gerçekten okunması gereken bir kitap. Yalnız içerisinde çok fazla yazarlardan, klasik kitaplardan bahsediliyor. Eğer çok fazla böyle bilginiz yoksa o kısımlarda sıkılabilirsiniz. Eğer yeni yine kitap okumaya başlıyorsanız bazı yerler sizi sıkabilir ama kitap aşığıyım diyorsanız, kitaplar benim dostum, onlar sadece kitap değil, yaşıyorlar benim için diyorsanız Kağıt Ev kitabını okumadan geçmeyin diyorum. Kitabın içerisindeki yazarlar ve kitaplarla ilgili sevgili Ayşe, Instagram hesabında Bir Kitap Bir Sokak, Instagram hesabında hepsini yazmış, not almış, üşenmemiş benim canım arkadaşım. Onun o sayfasına da bakabilirsiniz. Kitapta geçen bütün yazarları ve kitapları o böyle bir notlar halinde yazmış. Onları da takip edecek herhalde. Siz de ona bir bakabilirsiniz. Kağıt Ev kitabını okumadan geçmeyin diyorum. Benim yine çok etkilendiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Yine bu ay iyi ki okuduğum dediğim kitaplardan bir tanesi Haybin Yaksan oldu. Gerçekten uzun zamandır yine bu kadar etkilendiğim bir kitap okumamıştım. 9. yüzyılda Yunanca'dan Arapça'ya çevrilen Salaman ve Abzal öyküsü baz alınıyor. Hem İbn Sina hem İbn Tüfeil bu öyküden çok etkileniyorlar ve Haybin Yaksan'ı yazıyorlar. Hem bu Yunanca'dan çevrilen metni okuyoruz, hem sonrasında İbn Sina'nın Haybin Yaksan'ını okuyoruz, sonrasında da 12. yüzyılda İbn Tüfeil'in Haybin Yaksan'ını okuyoruz. İki öykü birbirinden farklı, ikisi de aynı öyküden etkilenerek yazılmış, kaleme alınmış ama ikisi de birbirinden farklı öyküler. 12. yüzyılda İbn Tüfeil'in yazdığı Haybin Yaksan pek çok düşünüre de ilham olmuş. Spinoza'ya, Daniel Defoe'ya, hatta Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe kitabının bu metinden etkilenerek yazıldığı, hatta birebir aynı olduğu söylenmiş. Pek çok tartışmalar devam etmiş. Bir kısım demiş ki evet belli bir etkilenme var kurguda ya da verilen mesajda ama birebir aynı değil. Bir kısım da demiş ki tamamen aynı, aynı kurgu üzerinde ilerliyor, aynı şeyler vurgulanıyor. Bilmiyorum, bunu okuduktan sonra siz kendiniz karar verin. İlk felsefi roman olarak
anlatılıyor bu kitap ve Tanpınar da bu kitap için şöyle demiş, Müslüman aleminin tek romanı demiş. Gerçekten çok etkileyici, okurken bambaşka bir dünyanın kapıları size açılıyor. Şöyle ki, kitaptaki cümleler, kelimeler, öyküde geçen kavramlar size kendisini açmıyor. Sizin biraz mücadele vermeniz lazım. Oradaki sembolleri, verilen, anlatılmak istenen kelimelerin diğer anlamlarını düşünerek kendi anlamınızı bulmanız lazım. Üstü örtülü cümleler var ve sizin o örtüyü kaldırıp orada ne demek istendiğini anlamanızı bekleyen cümleler var. Bir masal dünyası gibiydi benim için. Nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum ama kitabın başından itibaren gerçekten bambaşka bir boyuta geçtim. Kitabın sonuna kadar. Kolay bir metin değil bu da, zor. Sizi zorlayacak bir oturuşta başlayıp bitirmek zor. Ama düşüne düşüne, anlamları kavramaya çalışarak, bir de dediğim gibi işte o yıllardan, yıllar öncesinden gelmiş, pek çok yazarı düşünürü etkilemiş, gerçekten harika bir kitap. Mutlaka okuma listelerinizde olsun ve bu bambaşka dünyanın içine siz de bir adım atın. Gerçekten fikirlerinizi, bakışınızı, hayatın anlamını böyle merak ediyorsanız, sorguluyorsanız bir kılavuz niteliğinde de olacak kitaplardan bir tanesi. Hatta biliyorsunuz bir seriyi başlattım ben. Hayata bakışımı dönüştüren kitaplar diye. Sanırım o kitaplara bir de bu kitap, Haybin Yaksan kitabı eklendi. Norveç'te yayımlandığı yıl ilk kitap ödülü almış bir kitap. Hızlandıkça Azalıyorum, Jaguar kitaptan okuduğum bir diğer kitap oldu. Kısa bir kitap. Bu kitapta yaşlılık, ölüm üzerine böyle kısa kısa cümleler okuyoruz ve bu kısa cümleler o kadar net ve basit cümleler ki gerçekten böyle sizi yormadan ama sizi düşündürecek cümlelerle dolu bir kitap. Hızlandıkça Azalıyorum. Bir kadının hikayesi aslında bu. Şöyle bir geriye dönüşler yapıyor, hayatını düşünüyor. Bazı yerlerde böyle çok esprili ironiler yapmış. Hayatla ilgili, komşularıyla ilgili, insanlarla ilgili. Hem onun hayatına şöyle bir göz atıyoruz. Hem onun yaşlılığındaki yalnızlığına, ölümle olan ilişkisine, ölüme bakış açısına. Gerçekten güzel, etkileyici bir kitap. Okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap Hızlandıkça Azalıyorum. Sizi hiç yormayacak, basit ama etkileyici cümlelerle dolu harika bir kitaptı. Yine Jaguar kitaptan bulabilirsiniz. Evet, Aralık ayında Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile birlikte okuduğumuz bir diğer kitap da Dilina Köprüsü'ydü. Yine çok etkilenerek okudum. Kitabı okuduktan sonra okuması için bir arkadaşıma hediye ettiğim için şu an elimde yok, Dilina Köprüsü. Yazarı 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış Ivo Andrić. Gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. Dilina Köprüsü'nün ağzından dinliyoruz o dönem yaşananları, Balkan tarihini. Ve Dilina Köprüsü'nün yanındaki bir kasabada dinleri, dilleri, farklı insanların bir arada nasıl yaşadıkları, nasıl güzel geçindiklerini. Ama sonra yıllar geçtikçe, nesiller değiştikçe bakış açılarının nasıl değiştiğini, savaşların, o iç savaşların etkileriyle insanların nasıl dağıldıklarını ve nasıl o birlik beraberliğin bozulduğunu gerçekten çok etkilenerek okudum. Çok güzel bir kitaptı Dilina Köprüsü. Böyle tarihi romanları seviyorsanız, kitapları seviyorsanız mutlaka okuyun. Sonrasında merak ettiğiniz şeyler olur. Size bambaşka kapılar açar. Başka araştırma konularına, başka kitaplara sizi götürebilir. Onun için Dilina Köprüsü de yine çok keyifli okuduğum ve mutlaka okunulması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi oldu. Yıllar öncesinde okuduğum ama Aralık ayında birlikte okuyalım etkinliği için tekrar okuma fırsatı bulduğum kitaplardan bir tanesi de George Orwell'ın 1984 kitabı oldu. Gerçekten hep diyorum, bazı kitapları yıllar sonra tekrar okuduğunuz zaman bambaşka durumlarla karşılaşıyorsunuz. Algınız bambaşka çalışıyor. İlk okurken fark etmediğiniz pek çok detayı ikinci ya da üçüncü okumanızda fark ediyorsunuz. Onun için 1984 kitabı da böyle bir kere okunup kenara konulacak kitaplardan bir tanesi değil. Zaman geçtikçe üzerinden mutlaka tekrar okunması ve üzerine düşünülmesi gereken bir kitap. George Orwell 1984 kitabında geleceğe dair bir senaryo, bir dünya yazmış ve korkunç bir dünya. İnsanların artık robot
haklaştırıldığı, bireysel düşüncenin yok edildiği, düşünmenin suç sayıldığı, öyle acayip kavramlar var, öyle acayip bir dünya ki etkilenmeden okumak mümkün değil, korkmadan okumak mümkün değil. Hatta bu kitabı okurken, kavramların üzerine düşünürken, çünkü bakanlıklar kurulmuş ve bizim düşündüğümüz bakanlıklar gibi değil, her şeyin yok edildiği, bireye dair, insana dair, duygulara kadar her şeyin yok edildiği bir dünya düşünün. Tek bir yerden yönetiliyor bu insanlar. Ve bu insanların yönetilmesi için özel olarak birimler var, yalan haberler, onları yalan bir habere inandırmak için kurulmuş sistem. O kadar değişik bir kitap ki, gerçekten yaşayan bir kitap, güncelliğini koruyan bir kitap. 1984 kitabını mutlaka okuyun. Bu kadar kısa bahsetmemin sebebi, kitapla ilgili çok detaylı, ayrıntılı bir inceleme videosu hazırlayacağım. Çok yakın bir zamanda paylaşacağım. Orada detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü böyle 2-3 dakikada üzerine konuşulup geçilecek bir kitap değil 1984 kitabı. Onun için burada bırakayım. Ayrıntılı inceleme videosunda daha detaylı üzerine konuşmak istiyorum bu kitabın. Benim Aralık ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Siz hangi kitapları okudunuz? Hangi kitaplardan çok fazla etkilendiniz? Ve hangi kitaplar için okumadan geçmeyin diyorsunuz? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve Aralık ayı boyunca bana bu kitaplarda okumalarımda eşlik eden tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Birlikte okuduk. Sonrasında kurduğumuz okuma gruplarında birlikte yorumladık kitapları. Evet, ben şimdi gidiyorum. Başka kitaplarda, bambaşka serüvenlerde görüşene kadar diyorum ki sevgiyle kalın. Hoşçakalın.